Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda değerli meslektaşım Recep Eser'le birlikte Türk Hava Yolları'nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına anayasayı ihlal ederek seyahat yasağı koymasını ele alacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ellerinde biletleri ve vizeleri olmalarına rağmen Meksika, Küba, Kolombiya ve Brezilya'ya Türk Hava Yolları'nın hiçbir gerekçe göstermeden maalesef vatandaşlarımızın gitmesine izin vermiyor. Şimdi konuyu ele almadan önce bu mağduriyeti yaşayan kişilerin sosyal medya hesaplarından paylaşmış oldukları bir görüntüyü ekranlarınıza getiriyorum. Abi nasıl anlıyoruz ya? Benim arkadaşım geçti ya. Arkadaşım geçti. Yani ben bunu keş ödeyeceğim. Neye eksik benim evrağımın? Otel rezervasyonum var kredi kartıyla. Sadece keş ödeme yapmamışım. Otel keş kabul ediyor bunu. Pasaportunu almadığımız var mı? Otel keş kabul ediyor bunu. 8 Mart Cuma günü geçirdiğim yerindeki bütün evraklarımızın tamam olmasına rağmen şu anda uçağı almıyorlar. Benim vizem var. Otel rezervasyonum var. Otel rezervasyonum ödemesi de yapılmış. Dönüş biletim var. Ayrıca ek gösterge olarak da diş randevum var. Türkiye Hava Yolları hiçbir neden göstermeden uçağı almıyor. Hiçbir neden göstermeden uçağı almıyor. Tutanak da tutmuyorlar. Normal iade kuralları gerçekleştireceğiz diyorlar. Uçağı kaçırtıp bileti yakmayı düşünüyorum muhtemelen. Polis de burada. Türk Hava Yolları soygunu. Türk Hava Yolları şu an bizi uçağa almıyorlar. Normal bilet prosedürü uygulayacağız diyorlar. Şu an bilet uçağın kalkmasını bekleyip normal kurallarla bileti iade ettirmeyecekler. Orada bekliyorlar. Hiçbir kağıt, kural, kanun olmadan bizi uçağa almadılar. Evet Recep abi. İzledik. Vatandaş isyan ediyor. Benim her şeyim tamam diyor. Ancak bu kişiler bu vatandaşlarımızın uçmasına izin vermiyor. Ben izninle bir şey söyleyeceğim Recep abi. Şu an bu görüntüdeki kişiler havalimanına gelip yolcuların güvenlikle ilgili bir sorunu var mı yok mu buna bakan kişiler. Gözen Air diye bir aracılık hizmetleri veren bir şirket bu. Ama bunları Türk Hava Yolları finanse ediyor. Onlara bağlı olarak çalışıyorlar ve bakıyorlar vizeleri vesairesi var mı. Bu vatandaşlarımızın ellerinde vizeleri, uçak biletleri her şeyi olmasına rağmen bu videodan da anlaşılıyor ki keyfi olarak bir gerekçe sunmadan bu insanların uçuşuna izin verilmiyor. Recep abi bu nedir? Ya böyle saçmalık mı olur? Yani şimdi Türk Hava Yolları tamam Gözen Air onlardan bir hizmet alıyor. Her ayda bu hizmetin bedelini ödüyor. Yani Türk Hava Yolları vatandaşı eziyet etsin diye bunlara para veriyor. Ya Fatih böyle bir saçmalık mı olur? Yani vatandaşı dinliyoruz orada. Otel rezervasyonum da var diyor. Ki olmayabilir kardeşim. Vizesi var mı yok mu abi? Yani Türkiye'ye bir sürü turist geliyor. Otel değil, sırt çantasıyla birlikte uygun bulduğu yerde kamp kuruyor. Çadırını kuruyor, şey yapıyor. Olması da gerekmiyor. Yani o vatandaşın otel rezervasyonu mu olması gerekiyor? Abi bak şöyle bir şey var. Şimdi diyorlar ki gidiş dönüş. Kardeşim ben dönüş bileti almak zorunda değilim ki. Sana ne almıyorum. Yani bilet almış. Otelle ilgili kredi kartından rezervasyon yaptırmışım. Yaptırmasa ne olur abi? Yaptırmasa ne olur? Belki bir yakını var, sevgilisi var, bir tanıdığı var. Gidecek oraya. Abi her şeyi bırak. İltica edecek diyelim. Değil mi? Gitti adam iltica etmek istedi. Türk Hava Yolları'na mı kaldı arkadaş bu iş? Türk Hava Yolları, değerli izleyicilerimiz, anayasayı çiğniyor. Devletin, kıymetli izleyicilerimiz, kendini devlet yerine koyuyor. Böyle bir şey olamaz. Yani bu insanlar hep diyorlar Amerika'ya iltica edecek. Ya kardeşim bunu engellemek gibi bir durum yok ki. Niyet okumak bu. Yani adam Meksika'ya tatile gidiyor. Sana ne kardeşim? Ya da gezmeye gidiyor. Onu da bırak. İltica etmeye gidiyor. Türk Hava Yolları'nın işi mi abi bu? Ya gidecek, görecek, gelecek. 3 gün kalır, 5 gün kalır. Ne yani otel rezervasyonu. Fatih sonra bir de ya böyle bir saçmalık mı olur? Sen Amerikan Hava Yolları bile yapamaz. Türk toprağında Türk vatandaşını İşte gözenmiş bilmem neymiş, Türk Hava Yolları'ymış diyorsun. Yani bu terbiyesizliği yapamazsın. İnsanlar ona göre parasını harcamış, programını yapmış. Ne biliyorsun iltica edeceğini? Ya etse ne olur abi? Ya etse ne olur yani senin üstüne vazife mi onların iltica etmesi? Ne, yani gitsen de iltica et.
Uyuyorsa sen de git kardeşim, gözenci kardeşim. Yani belki Maya uygarlığını, İnkaları incelemeye gidiyor bu kardeşlerimiz. Necip abi, şimdi şöyle bir şey var. Bir de Türk Hava Yolu sence bunu neden yapıyor abi? Fatih, şimdi iltica ile ilgili tamam. Meksika üzerinden iltica edildiğini, dünyanın birçok yerinden gidildiğini, edildiğini biliyoruz. Ama niyet okuması yapamayız. Eğer iltica etmek Amerikan, nasıl bak biz Amerika'nın o yetiştirdiği teröristleri sınırdan geçirmemek için sınır boyunca Suriye sınırı 1000 kilometreden fazla, Irak sınırı, Amerika'nın o beslediği ettiği teröristleri geçirmemek için sınırımızı koruyoruz. Amerika'da korusun kardeşim sınırını. Türk Hava Yolları Amerika'yı mı düşünüyor? Yani Amerikan'dan çok Amerikancı diye bir söz vardır ya, öyle bir durum oluyor sanırım burada. Amerika'yı düşünüyor tabii ki. Muhtemelen konsolosluktan bir ticaret ateşesi bir şey aramıştır. Ya böyle böyle bir şeyler var. Türk Hava Yolları da bizim hükümetimizle, hükümet yetkilileriyle görüşme gereği bile duymadan böyle bir oradaki bir bürokratın biri bir şey almıştır, karar almıştır. Abi bu skandal. Skandal tabii kardeşim. Siz vatandaşın seyahat etme özgürlüğünü elinden alıyorsunuz arkadaş. Bunun dışında bizim bilmediğimiz bir durum varsa çıkarsanız basın açıklaması yaparsınız. Her şeye basın açıklaması yapıyorsunuz. Ota, kuşa, bilmem neye basın açıklaması yapıyorsunuz. Yapsanıza kardeşim, vatandaşın bu şekilde seyahat özgürlüğünü elinden almanızın gerekçesi nedir? Kardeşim, ben Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla İstanbul'da havalimanına gideceğim. Meksika'ya bilet alacağım. Sen beni bırakmayacaksın. Sen kimsin kardeşim? Hangi sıfatla? Polisle ilgili bu kişilerin bir sorunu varsa polis gelir der ki aranmam var ya da bir şeyim var der. Bu kişilerin alır götürür. Bu Türk Hava Yolu ya da onun hizmet almış olduğu bu firmanın vatandaşa keyfi olarak sen işte otelin şunu ödemedin, yok bilmem bunu ödemedin. Ya sana ne kardeşim? Sen kimsin? Hangi sıfatla vatandaşı uçurmuyorsun? Güvenliği tehdit eden bir durumu varsa neden polisi çağırmıyorsun o zaman? Öyle bir şey varsa havalimanından içeri giremezler Fatih. Abi bilet aldığın an TC kimlik numaranı yazıyorsun. Değil mi? Türk Hava Yolları'ndan aldığın zaman. Senin TC kimlik numaran sisteme kaydolunca senin aranmanın olup olmadığı, varsa herhangi bir hukuki bir problemin, hemen polis geliyor seni tak diye alıyor. Bu insanların olsa zaten, bunlar arkadaşlar zaten bakın çekini geçmişler. Tam o noktada yine görüntüler var. Recep abi, uçağın kapısından vatandaş çeviriyorlar. Zaten problemleri olsa bu insanlar o noktaya kadar gelemezler kapısına. Polis gelir alır gider. Yine bir görüntü var abi. Polis orada duruyor. Vatandaş isyan, polis duruyor. Ben diyor şikayetçiyim diyor. Polis bakıyor böyle. Böyle bakıyor iki tane polis. Bak şimdi ekranlarda getiriyoruz görüntüleri. Vatandaş isyan ediyor. Kısaca bir izleyelim. Polis de burada. Türk Hava Yolları soygunu. Türk Hava Yolları şu an bizi uçağa almıyorlar. Normal bilet prosedürü uygulayacağız diyorlar. Abi ne diyorsun? Hak ihlali var. Polis de izliyor. Yani değil mi? Polis izliyor. Abi biz hiç kimsenin ne dolmuşuna biliyoruz ne de Türk Hava Yolları gibi güzide bir kurumu yerden yere vuruyoruz. Bir gazeteci olarak kamu hizmeti yapıyoruz. Gazeteciler kamu hizmeti yapar. Orada polis nasıl bir kamu hizmeti yapıyorsa devlet görevlisi gazeteciler de kamu hizmeti yapar. Biz bunun için hukukun uygulanmadığını anlatıyoruz. Bunun için isyan ediyoruz. Bununla ilgili biz daha önce bir video yapmıştık abi. Eleştirmişler, Türk Hava Yolları'na çamur atıyorsun. Kardeşim, biz Türk Hava Yolları'na çamur atmıyoruz. Uygulamayla buradan bahsediyoruz. Bu vatandaşın bu şekilde elinde vizesi olan adam dert yanıyor kardeşim. Neden uçurmuyorsunuz? Hangi gerekçeyle? Fatih, nasıl çamur atmışız? Uçağı mı eski demişiz? Servis mi kötü demişiz? Yani nasıl çamur atmışız? Bizim söylediğimiz şey Türk Hava Yolları'nın kurumsal kimliğine değil. Orada birileri iş güzellik yapıyor. Tamam mı? Bak yani Ankara'nın da hükümetin de bundan bilgi sahibi olduğuna hiç inanmıyorum. Düşünmüyorum bile. İşte dediğim gibi bir ticaret ateşçisi aramıştır. Türk Hava Yolları'ndan bir alt düzey yöneticiyi. O da demiştir ki aman başımız ağrımasın, kendi kendine karar vermiştir. Abi bir şey soracağım sana. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Amerika'da, Kanada'da, Avusturya'da, Belçika'da, İngiltere, nereye sayarsan say. Bak bizim vatandaşlarımız, izleyenleri çoğu bu ülkelerden. Bir hava yolu sizin elinizde vizeniz olmasına rağmen sizi havalimanında bu şekilde alıkoyabilir mi? Koyamaz Fatih, bu bir suç diyorum. Yani şu an bu görevlilerin yaptığı anayasal bir suç. Yani bu kardeşimiz bunlara, orada mağdur olan kardeşlerimiz,
bunlara suç duyurusunda bulunabilirler ve tazminat hakları da var. Yani burada çok ciddi anayasayla teminat altına alınmış vatandaşın seyahat hakkı var. Sen bunu dediğin gibi bir araması, bir engeli, bir şey yoksa buna engel olamazsın Fatih. Yani ay bilmem ne devleti istedi, o konsolos aradı, kırmayayım etmeyeyim yarın işim düşer. Düşüncesiyle yani vatandaşın hakkını ihlal edemezsin sen. Şimdi değerli izleyicilerimiz geldik güzel 3 tane habere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarım sizinle ilgili. Birinci güzel haberi veriyorum. Geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız. Türkiye'deki geleceğinizi eşinizle, dostunuzla, çoluk çocuğunuzla birlikte garanti altına almak istiyorsanız çok çok önemli bir fırsat. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitli satışlar başladı. 625 metrekare villa arsaları kısa bir süreliğine taksitle satılacak. 1 milyon TL peşinat, geriye kalan kısmı ise ayda sadece 34 bin TL taksitle. Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayanlar için parayı daha basit anlatıyorum. 30 bin euro peşinat, ayda da sadece 1000 euro taksitle 625 metrekare villa arsaları. Unutmayın bunu, 625 metrekare. Buralar tarla değil, arsa. Hayalinizdeki evinizi yapabilirsiniz. Taksitli bir şekilde toplamda 66 bin euroya geliyor. Eğer peşin almak isterseniz 60 bin euro. Kaz Dağları'nın eteğinde muhteşem doğası, oksijeniyle özellikle Almanların ve İngilizlerin akın akın gittiği arsa, ev aldığı bir yer. Dünyanın en temiz mavi bayraklı plajlarının dibinde yer alan. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Assos arsayla irtibata geçtiğinizde hemen arsanızı seçebilir ve arsanızı taksitli bir şekilde alabilirsiniz. 30 bin euro ödüyorsunuz. Geri kalan kısmı 3 yılda ayda 1000 euro. Bu kadar basit. Eğer paranıza para katmak istiyorsanız, geleceğiniz için bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanın. Hem de eşinizle dostunuzla birlikte yararlanın. 625 metrekareden 20 dönüme kadar bütçenize göre çeşitli büyüklüklerde arsalar mevcut bölgenin en büyük projesi. İsteyene arsa, isteyene villa, taksitli arkadaşlar. Şimdi geldik güzel ikinci habere. Yurt dışında yaşıyorsanız, geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir, emekli maaşınızı alabilirsiniz. Bunun için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Ekranda görmüş olduğunuz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezi ile hemen dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçip emeklilik danışmanlığı almak istediğinizi söylediğinizde sadece 150 euroda ödedikten sonra tüm işlemleriniz yapılacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin sosyal güvenlik uzmanları sizinle görüntülü bir şekilde görüşüyor. Tüm detayları aktarıyor ve yine sizin Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm işlemlerinizi yapıyor. Özellikle hanımlara sesleniyorum, çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelir. Şu anda yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Nasıl olacaksınız? İşlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Bunun için ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Üstelik eşinizle birlikte ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkınız var. Normalde 2 kişi 300 euro danışmanlık ücreti ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Başka hiçbir ek ödeme yok. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Hiçbir şey ödemeyeceksiniz başka. Yine kısa bir süreliğine geçerli bu, bilginiz olsun. Özellikle Türkiye'de benim de bir garantim olsun. Türkiye'ye gittiğim zaman banka hesabımda param olsun diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemesi. Geldik üçüncü güzel habere. Değerli izleyicilerimiz, bizimle irtibata geçen bazı izleyicilerimiz şunu söylüyor. Biz saç ektirmek istiyoruz ama güvenli bir yer arıyoruz diyorlar. Arkadaşlar,
bizim kanalımızın izleyicilerine özel. Kendisinde değişiklik yapmak isteyen, saç ektirmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili güzel bir haber vereceğim. Nerede yaşıyor olursanız olun, şu anda ekranda görmüş olduğunuz Sagrada saç ekim merkeziyle irtibata geçtiğiniz zaman ve beni izlediğinizi söylediğiniz zaman ücretsiz muayene hakkı elde ediyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, uzmanlar sizi görüntülü bir şekilde arıyor, onlarla görüşüyorsunuz, saçınıza bakıyorlar, yapılması gerekenleri size detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Ve siz Türkiye'ye gittiğinizde de işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Sizin konaklamanızdan, havalimanından, alınmanızdan vesaire de her şeyi Türkiye'nin en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada yapıyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ve işlemlerinizi yaptırdıktan sonra yaşamış olduğunuz ülkeye dönüyorsunuz. Üstelik garantili, garanti belgesi alıyorsunuz. Evet, garantili. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Garanti belgeniz olacak yapılan işlemle ilgili. Peki bitti mi? Hayır. Yine bizim izleyicilerimize %10 indirim var. Beni izlediğinizi söylediğinizde %10 indirim hakkı da kazanıyorsunuz. Bedava muayene ve %10 da indirim. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte hep mutlu olun. Hoşça kalın.